Evet değerli izleyenler, yine birlikteyiz ikinci bölümle birlikte. Yarın Geç Olabilir programının konuyla çok ilginç konuları konuşuyoruz. Şehir Planlama Plancıları Odası Başkanı Sayın Mert Terefikoğlu ile konuşuyoruz bugün ama Yeşil Barış Hareketi'nin hazırladığı bu programda izleyenlerimizden dönüşler geliyor bize. Oldukça ilgiyle izlendiğini anlıyoruz. Genellikle tabii ki birçok konulara parmak basarak öneriler de getirmeye çalışıyoruz. Eleştiri dozu biraz yüksek gibi olabilir ama asıl olan önce teşhisi yapmak, o teşhisin ne olduğunu anlayabilmeye yönelik saptamaları ortaya koymak içindir. Ama bu noktada şunu da söyleme ihtiyacı duyuyorum. Yeşil Barış Hareketi olarak hazırladığımız programda derneğimizin faaliyetleri içerisinde daha hiç sayamadığımız şeyler var. Onlara sıra bile gelmiyor aslında. Oldukça pozitif çalışmalarımız var. Birçoğunuzun duymuş olabileceği Teneke Çocuk projemiz devam ediyor. Kısa film yarışmamız devam ediyor. 15 Mayıs'a kadar projelerin gelmesi söz konusu olabilir hala. Çok proje geldi, daha gelecek olanları biliyoruz. Sizler de katılabilirsiniz. 15 Mayıs'a kadar sitelerimizden, web sayfalarımızdan ve sosyal sayfalarımızdan da takip edip siz de filmlerinizi sunabilirsiniz. 6 dakikalık kısa filmler, çevre konulu. Bu arada ilkokullarda, ortaokullarda kompozisyon yarışmalarımız devam ediyor. Bütün ilkokullarda katılımı bekliyoruz. Büyük bir ilgi gördüğünü gördük. Ayrıca liselerde de, liseler düzeyinde de söz yazarlığı, beste ve klip yarışmaları vardır. Çevre konulu gene. Onları da takip edip liselerine de katılım söz konusu olabilir. Gibi çalışmalarımızın yanı sıra daha sayamayacağım. Birçok etkinlikler var. Ertaç Bey de bir şeyler söyleyecek sanıyorum. Ben biraz kısa keseyim aslında. Mertar Bey'le kaldığımız yerden devam edelim ama 6 ve 7 Mayıs tarihlerinde yapılacak olan 12.sini yapacağımız olan, burada da göstermiş olayım, Kıbrıs İpek Kozak Festivali vardır. Balabayız'da yapılacak. Herkesi buraya bekleyelim. Çünkü bu kendi kültürümüzün yaşadığı bir etkinliktir. Daha önceleri yok ettiğimiz ağaçları şimdi etmeye başladık. Bize bir şeydir. Dut ağaçlarımız. Bu İpek Kozası da onun yediği yapraklardan olur. Buraya gelsin insanlarımız ve bu İpek Kozası ile ilgili etkinlikte bizlerle beraber olsunlar deyip işi fazla uzatmadan kaldığımız yerden Mert Bey'e gelelim. Nerede kalmıştık Mert Bey? Şimdi bir kısa özet yapıp oradan girelim. Şimdi neden imar planları yapılmadı? Evet. Evet değil mi? Niye yapmıyoruz? Neden tiyatro binası yapılmadı? Oradan. Diye sordum. Benzer bir sebepten dolayı. Çünkü öncelik meselesidir bu. Yani siz eğer imar planı yapmak isterseniz bir ülkede, KKTC'de yaparsınız. Ve buna öncelik verir ve ekonominizi ona göre ayırırsanız imar planı yapmak. Ya benim asıl sorum neden önceliğe girmiyor? Neden önceliğe girmiyor? Çünkü istediğiniz yere istediğiniz şeyi yapabilirsiniz imar planı olmazsa. Babanızın çiftliği gibi. Babanızın çiftliği gibi istediğinize bir yerleri peşkeş çekebilirsiniz. Hatta son zamanlarda duyarsanız sit alanlarını bilgisiz bir şekilde, şimdi tamam imar yok, plan yok, ancak bazı kurallar var, yani bir tarihi dokuya zarar verememek için. Dünyasal değerler var. Kültürel miraslar var. Yabancılar için gelir, o kültürel mirası görsün diye. İşte onları biz geliştirip yeryüzüne çıkartıp korumamız gerekirken o kaş göz arasında onları bile peşkeş çekiyoruz. Yani geçtiğimiz aylarda duymuştuk. Dinleyicilerimiz de duymuştur. Girne'de bir bölge ansızın Bakanlar Kurulu kararıyla bilmem kim kurumuna verildi diye bir haber çıktı. Bir inceledik, baktık. Sit alanı, birinci derece sit alanı. Çivi çakılamaz. Bakanlar çıktı, dedik yanlışlık yaptık. Geçtiğimiz haftalarda Bediz, Merim. Salamis arkeolojik birinci derece sit alanı. Bediz. Yine çivi çakılamaz. Tellendi, inşaat başladı. Yani orada da bir aramcı var galiba. Mahkemeye verildi. Oradaki dernekler mahkemeye verdi ve aramcı alındı. Karpaz'da yine bilirsiniz bazı çalışmalar yapılmaya çalışıldı. Bir şekilde şimdilik
Dip Karpaz'da. Kumsal'da eski evet. Eser açısından. Bir de tabii ormanlar var. Tabii. Ormanlar da gidiyor. Tabii ormanlar yani. Her gün birilerine peşkeş çekilmeye çalışılıyor. Orman alanları kıyılar bitti, kesiliyor. Ormanlar bitti. Dağdaş, Korno Tepesi filan. Şimdi şöyle bir şeyle devam edelim. Aynı şekilde Korno Tepesi. O da ara emri alındı ona da. Ona evet. da yanlışlık yaptık denildi. Orada başka bir de komedi çıktı ortaya. Yani say planı, öyle bir say planı yok. Öyle bir yerde yok. Yani tanımı olmayan yere izin verilmiş. Bakanlar yani, kurulu oturmuş kaç kişiyi ve hiç bilmedikleri yere tamamdır demişler. Sonra başka bir açıklama yaptılar. Oy birliğiyle. Zaten bakanlar kurulundan oy birliğiyle çıkması gerektiğini çok şey. Koalisyonda koşulu. Yani Mert abi ben başka bir yerden gireyim o olaya. Benim en çok canımı sıkıldığı şeylerden biridir. Bu şehirleşme, planlaşma falan filan yapılırken nüfus, bu KKTC nüfusu ne kadar çok insanı taşıyabilir ve yaşanabilir ama rantabı bir kentleşmeyle mümkün olacak diye. Şu anda biz KKTC nüfusunu bilmediğimiz için bir devletin en üst kurumundan en altına kadar bilmediğimiz için KKTC nüfusunu bu soruya tam olarak cevap veremeyeceğim. Çünkü nüfusumuzu adada yaşıyoruz. Bir adada giriş çıkışlar bellidir. Hadi birazcık %1-2 kaçak girişleri saymayayım, yanlışlıkları saymayayım. Ancak adada yaşarsanız ya uçakla geleceksiniz ya gemiyle geleceksiniz ya da sınırdan polis kontrolü. Yani bunu bilmemek mümkün değil aslında. Yani bunu bilmemek yani adaya girenler, çıkanlar, ölenler, doğanlar. Bu dördünü bir araya getirdiğinizde zaten nüfus belli. Nüfus belli. Dediğim gibi %1-2 yanılma ben zaten tam nüfus istemiyorum sizden. 1-2 de kaçak olduğunu varsay. %1-2 kaçak. Doğan, ölen, giren, çıkan. Bu kadar 4 tane basit. Unsur vardı belirleyen. Evet. KKTC'nin nüfusu ne kadar insan taşıyabilir? Yani onu tam olarak söylemem mümkün değil. Hangi koşulda? Ama şuna getireceğim ben. Girne emirnamelerle götürüldü. Şimdi nefes alınamayacak durumdadır. Hı hı. Bu başka yerlere taşındığı zaman böyle bir şehirleşme, plansız bir şehirleşme. Şimdi bana şeyi söylettireceksin, gene ben de sabredemeyip söyleyeceğim izleyenlerimizden aflarına evet. sığınarak. Biz bir çalışma yaptık Mert Erbey, belki konuştuk daha önce. Güzelyalı'dan Tatlısu'ya kadar bir bant var Girne'de. Ona getirmek istedim ben de onu. Anladım. Evet. Sen yükselttin topu, ben de çakayım diye. Evet. Şimdi orada bir bant var. İmara açık olduğunu kabul et. Ki biz buradan denizden 100 metre sahil şeridini ayırıp attık. Nice inşaat yapılmayacak. Emirnamelerle onu katlettik. Emirnameden önce yaptık bu hesabı biz. Daha hiç emirname yoktu. Dere yataklarına nice yapılmayacak. Orman alanlarına girilmeyecekti filan. Tabii hem dere yatakları yapıldı, deniz kenarları yapıldı. Orman. Buna rağmen onları koymadık. Ve senin çok iyi bileceğin o matematiksel bir de formülleri var bu işlerin. Bu kadar insana, bu kadar bilmem ne yeşil alan, yüzde şu kadar yol dolaşım, yüzde bu kadar bilmem ne. Onları çıkardık içinden. Bilimsel, teknik şeyler bunlar. Geri kalan bir kumaş. O kumaştan da ne kadar ev çıkar diye baktık. Yani o işte 15 artı 5 bilmem ne kat yüksekliğine kadar toplam alanları bulduk. 120 metre koyduk. 120 metre, hep ev yapıyor da biliyorsun zaten. Başka bir şey yapan da pek yok plan olmadığı için. Yapsat bir miktar merkezi binaları da ayırdık bu arada onu da söyleyeyim. Alan ayırdık. Konutları 120 metrekareden koyduk ki daha 80-90'a çok var. Evet var. Ve 4 kişi koyduk içine insan nüfusunu ve 8 kusur milyon bulduk o bölgede bu bant içinde. Sadece Girne, Güzelyalı. Sadece burası. Güzelyalı'dan Tatlısu arasında. Tatlısu'ya kadar var. Eminame ilan edildi. 4,5 milyona düştü. Pardon 2 milyondan biraz az. 1,5-2 milyon civarına düştü. 200 civarı. Sonra onunla oynadılar. En son o gökdelenlerle birlikte yüzdeleri artırdılar ve şu anda 4,5 milyona yakın insan sığabilirliği var. Sadece bu bölgesin. Bu ülke hangi kaynak? Sadece bu bölge. Benzeri olsa Boğaz arasında var. Demin konuştuk. Lefkoşa Girne Boğaz arası var. Güzelyurt tarafı başladı. Mesarya ortası var. Vesaire. Yani şehir planlamayı bunun içerisinde da açalım. Sorun plan dediğim gibi. Evet. Yani siz bir şeyi neden ülkenin yaparsınız? Ülkenin de planlanması fiziksel plan değil mi? Siz karar vermeniz lazım. Bu ülkede nerelerde ne olacak? Orman nerede olacak? Nerede var? Deniz nerededir? Belli. Ne kadar mesafede uzak kalacak? Ancak okul nerede olacak? Yol nasıl olacak? Şimdi o 4 milyonu söylediğiniz sığdıralım 4 milyonu. Ancak nasıl ulaşım olacak? Dolmayacak. Yani
en çok övündüğümüz şeydi. Bizim ülkemizde trafik yoktur. İstanbul'a yani, gittiğimizde derdik ki ya bizde bunun %1'i bile yoktur. Şimdi ben Girne'ye gitmiyorum artık. Yani gidemiyorum. Giden gelen arkadaşlar. Ben mecburum yani, her gün gidip geliyorum ve felaket. Pes diyorlar. Felaket yani. Yürümüyor. Mecburen gidip geliyorum. Yani 5 dakikalık 10 dakikalık araçla mesafeyi 1 saat 1,5 saat yol sürüyorum. Geçen gün misafir vardı bizim evde. Çatalköy'den Girne'ye kadar biz zamanında 10 dakikada gelirdik. 45 dakikada daha Girne çemberine gelmeliydik. İşte plan. Dediğim gibi plan. Yani sizin amacınızın ne olduğunu önce bir karar vermeniz lazım. Amacınız milletvekili olmak, Mercedes almak, cebinizi doldurmaksa bu şekilde devam edecek. Amacınız yaşanan bir ülke çocuklara güzel bir ülke bırakmak istersek ilk önceliğimiz bir planlamaya gidecek. Lefkoşa'yı, Girne, bütün bölgelerimizi zor bir şehir değildir yani bu. Yani neden planlanmadı? İşte beceriksiz şehir plancıları, beceriksiz şehir planlama dairesi. Öyle değil yani bu işler. Öncelik meselesidir. Önce bir imar planına kaynak ayıracaksınız. İnsanların kağıt alacak, fotokopi çekecek paraları yok dairede. Biz insanlara neden imar planı yapmıyorsunuz diye sorguluyoruz biz insanları. Önce önceliği belirleyecek. Nedir önceliğimiz? Bu önceliğimiz de olacak. Yürüyecek 2-3 yıl, 5 yıl içinde. Küçücük bir adadayız zaten. Yarısı bizde. Yarısını planlarız. Yeter ki öncelik olsun. Yani ama ona yapılmak istense birinci basamağımız bu. Planlamayı yani kaynak kağıt ayıracak. Aldık, kalem aldık, kırtasiye yaptık. İşin uzmanlarını da getirdik. Koyduk orada artık yapın dedik. Nerede başlamak gerekir? Yani bu keşmekeşi durdurmak için nereden başlamak gerekir? Ülkenin rahat nefes yani, alabileceği bir planın için. Önce dediğim gibi bir ülkesel plan yapıldı zaten. O plan doğrudur ya, doğrudur diye kabul edeceksiniz. Ya da yanlış olduğunu düşünürseniz önce onu düzelteceksiniz. Çünkü birçok eleştiri aldı o planda her kesimden. Yani hiç okumadan kendi çıkarılımız doğrultusunda. İşte isimlerini vermeyin bazı kurumlar ekmek teknesine biraz dokunulduğunu düşünülüp engellemeye çalıştılar. Kendilerince haklı ama bu iş böyle olmaz. Yani şimdi bir çevre örgütüyle Av Federasyonu'nu bir araya getirirseniz kavga çıkar. Yani kaba tabirinden kavga çıkar ama günün sonunda bir anlaşma. Şimdi avcının istediği inan Yeşil Barış Hareketi'nin istediği şey aynı şey olamaz herhalde. Bu da aynı şekilde yani. Bunu da plancı yönetecek bir şekilde. Tarımcıyla işte inşaatçı der ben buraya inşaat yapacağım. Tarımcı der ben burada tarım yapacağım der. Hayvan besleyeceğim. Hayvan besleyeceğim. Ot çıkaracağım. Bunlar oturulup düşünülüp ülkesel bir plan dediğim gibi ya doğru kabul edilecek. Çünkü şu anda bakanlar kurulu, bakanlarımız, hükümetimiz tarafından doğru kabul edilmiyor. Ya da doğru kabul edecek. Ya da edilmezse değiştirilecek, uygulanacak. Ondan sonra da sorunlu bölgelerden başlayarak hızlı bir şekilde dediğim gibi kaynak ayrılıp eksik varsa biz ona da şeyiz yani yurt dışından uzmanlar getirilecekse, yardım alacaksak alalım. Ülkemizdeki insanlarla da oturalım, konuşalım, tartışalım. Ülkeyi planlayalım. Ancak amaç bu değil. Amaç ilk söylediğim. Yani seçim gelecek. Şimdi Lefkoşa İmar Planı değişikliği gündemde. 2017 5 yılda bir değiştiriliyor Lefkoşa İmar Planı. Yani imar planının değiştirilme amacı nedir? İşte nüfusa göre orada bir okul ihtiyacı oldu mu? Bir işte sanayi holding, sanayi bölgesi artık şehrin içinde kaldı. Belki 20 yıl sonra, 10 yıl sonra onu oradan almak gerekecek. Hemen alması lazım ama mümkün değil. Onun bir planlaması yapılması lazım. Okul nerede yapılacak? Yeni trafik planlaması. Trafik planlamasıdır. Altyapı planlamasıdır. Üst yapı planlaması. Bunların yapılması lazım. Ama biz şu anda neyi tartışıyoruz imar plan değişikliğinde? Benim araziciğime kat yüksekliği verilecek mi? Daha fazla artırılacak mı? Benim araziciğim imara açılacak mı? Kaç budur. Mesela? Benim araziciğim işte ticaret olacak mı? Yani alıyoruz şeyleri. İşte. Su sınırı genişleyecek mi? Evet. Yani budur yapılmak. Bunun önünü kesmek için dediğim gibi bilimsel, bilinçli bir şekilde planlamadır. Bunun başka bir yolu yok. Yani orada şu da değinilmesi lazım. Altını böyle kalın harfler çizeyim. Ülkenin kaynaklarını aşan şeyleri düşünmemek gerekiyor. Ya kısa sürede de zengin olmayı düşünmememiz gerekiyor. Ya o ayrı bir şey. Bir de yaşayabilecek. Çözümler bulursun. Çok uzun süre olmadan zengin de olabilir ama bütün toplumun homojen çıkarını düşünmek esas olmalı. Kamusal. Yoksa birkaç kişi birkaç günde zengin oluyor zaten. Evet.
Evet. O değil mesela. O, sorunumuz o değil. Yani, sorunumuz yaşaması. Ülkenin genelinde insanların yaşam kalitesinin artması. Yani sadece parasal değil. Demin Mert Erbey de söyledi. Bir şehirde yaşarken orada rahat yaşayabilmelisin. İyi teneffüs edebilmelisin. Güneş görebilmelisin. Temiz hava solumalısın ve bir yerden bir yere en az zamanda zamanını harcamadan ulaşabilmelisin. Ve her servisi alabilmelisin kaliteli. Demin örneğin sen unutma sorunu. Verdim ya ben, verdirttin bana. Evet. Dolmayacak o 4,5 milyon. Ne olacak? 450 bin olacak. Kalacak orada. Ve her servise 10 katı para verip almak zorunda kalacağız. Altyapıdan yola kadar, servisten okula kadar. Şimdi Girne'de de bir anket yapsanız ve deseniz işte Girne'nin durumu nasıl, herkes çok kötü diyecek. Değil mi? Daha evet, şimdiden, daha evet, devamı var. O Girneliler, o Girne'ye sahip çıkmadıklar. Ne anlatıyorlar? Evet. Gidip baktığımız 20, zaman insanların evet, arazisine, tabii ki haklı olarak insanlar, yani haklı olarak dediğim, yani belki haklı tarafları var diye. Kim istemez ki yani şey yapsın, yani hiç, yani geleceği bir şekilde herkes düşünmek zorunda değil. Benim arazime ben 20 kat yapayım, ancak ben denizi göreyim. Benim önümdeki de 20 kat yapacak. Onu düşünmüyoruz ama biz şimdiye kadar hep. Yani hep deki bir şey de öyle oldu. Evet. Girne'de bir anket yapın. Doğan Köy Kavşağı'nda öyle oldu. Gidin bir anket yapın. Herkes diyecek ki Girne çok kötü durumda. Kat yüksekleri çok fazla. O şu bu. Ancak siz neden yaptınız? Yaptık. Çünkü para kazandık. Önce ben yapsaydım bir şey olmayacaktı. Ülke olarak da sorunumuz bu. Dediğim gibi sürekli seçim yani olan. Geleceği planlamıyoruz. Evet. Sürekli hükümet değişen, bilimsel işlerle uğraşmayan insanların ülkeyi yönettiği bir ülkede yaşıyoruz maalesef. Yani bunu nasıl düzeltiriz? Tam olarak cevabı bende yok. Sadece belki toplumsal baskıyla daha fazla bilinçlenerek ve yani... Peki toplumda bu potansiyel var. Görebiliyorum. Yani yaşadıklarının nedenini bilsinler, görsünler diye söylüyoruz zaten. Yani bu programları, işimizi gücümüzü bırakıp burada gelip konuşmamızın sebeplerinden biri de budur. Yani hep beraber toplumsal baskı oluşturmak. Yani hazırlamak daha doğrusu. Şu anda açık ve net bir şekilde söyleyeyim ki yani şu anda yapılacak olan en küçük bir harekette bile ben şüpheyle bakıyorum maalesef. Çok kötü bir şey ama yani karşıda öyle bir hükümet var diyeyim. Yani her gün yeni bir şey var yani karşımıza çıkan. Bediz kiralanıyor. İşte geçen gün Tatlısu'da bir iskelede çıktı şimdi. Orman arazileri her gün birilerine peşkeş çekiliyor. Dip Karpaz, Girne, Lefke, her köşeye bir yurt yapıyoruz şu anda. Şimdi 2004'te bir inşaat patlaması olduydu. Zengin olacaktık. Evler yapıyorduk, villalar yapıyorduk. Şimdi üniversite patlaması üniversite oldu. Üniversite patlaması. Kaç tane üniversite yapılacak? Kaç tane öğrenci gelecek? Bu öğrenciler nerede kalacak? Hiçbir planlama yapılmadan hangi bölümler okunacak? Bu ülkede kaç tane mimara ihtiyaç var? Kaç tane avukata ihtiyaç var? Kaç tane şehir plancısında hiçbir düzenleme yapılmadan üniversite patlaması var ve her köşeye, her bulduğumuz köşeye, Lefke'den Karpaz'a kadar şu anda yurt yapıyoruz. Moda, eskiden şey derdim, mahalle bakkallarımız vardı. Sonra mahalle çiçekçilerimiz oldu. Mahalle galerilerimiz oldu her mahallede. Hı. Şimdi her mahallede bir üniversite. Ve yurt. Ve yurt. Bunun çok sonu önemli. Nereye gidecek? Aynı soru sizin yani dediğiniz gibi yani bu ülkenin nüfusu ne kadar? Bunları bir oturup ben buna cevap veremem. Yani ben bölümümden dolayı her şeyi bilecek ya da olamaz öyle cevap şey veremeyiz. Zaten. Öyle tabii, bir tabii. Bilgimiz yok. Ancak oturup araştırmamız lazım. İstatistik çıkartmamız lazım. İstatistik hesap yapmamız yani lazım. Yani sosyoloji uzmanlarıyla da konuşmak lazım. Yani böyle bir nüfusun ülkemizin kültürünü nasıl ezdiği, nasıl ezeceği, yani, yok olacağı değil mi? Çünkü bu yıllardır, asırlardan beridir oluşan bir kültür var burada. Ama bir anda 5 katı nüfusla karşı karşıya geliyor. Şimdi ona geleceğim Doğan Bey. Yani eskiden bizim ülkemizde kadın cinayeti yoktu. Yoktu. 2 gün içerisinde. Her gün. Belki de kadın cinayeti. Dün akşam gene olmuş birileri. Trafik bu kadar büyük kazalarla bir araya gelmezdik. Şimdi hemen hemen her gün trafik kazası ve trafikte ölümler ortaya çıkıyor. Olacak ama bu yani, böyle gidecek. Böyle gidecek yani bu şey. Bu böyle gidecek ama şimdi siyasal erkede yöneticiler nüfusun çoğalmasını dışarıdan insanların üniversiteye gelmesini isterlerken bunu planlamasını yapmak zorundalar. Yani ülke parası olarak belki bir zenginliğe girecektir. Bazı yerlerde açıklar kapatılabilecektir ama bunun karşısında da karşıt olarak koymamız gereken deformasyona uğrayan bir kültür yapısı vardır. Tabii. Toplum yapısı vardır. Bu neye gidecek? Bu da bir planlamadır işte. Kendimizi kaybettik. Kaybetmeye yani doğru gidiyoruz. Birkaç dairenin bir araya gelmesi gerekiyor. Şehir planlamanın, sosyologların, psikologların, sağlık bakanlığı, toplum birincilerinin bir araya gelmesi gerekiyor. Çünkü hastanelerimiz artık yeterince bakım yapılamıyor. Bu da bir planlama.
Sadece hastanede değil, yani şimdi gene planlamanın bir parçasıdır. Biz 74'te ne bulduysak hala onu kullanmakla tepe tepe uğraşıyoruz ve bir taş taş üstüne koymadık. Sayayım mı? Öteki gün Lefke limanı, şey battı. Lefke limanı gitti. İskele. Girne limanı hiç bakımsız orada duruyor. Mausa limanı 74'ten önce neyseydi hala odur. Ve bir sürü şeydi. Yani peki ne olacak peki? Pesimist gidiyoruz değil mi? Hep böyle pesimist değil. Ama yani gerçekçi olalım. Yani manzaranın fotoğrafını çekiyoruz. Bu böyle. Bir an önce harekete geçip ülkeye plan koymaları gerekiyor. Ben buradan buraya gidiyorum. Onun gereği olarak da işte Mausa Limanı'nı bilmem, Girne'nin bilmem neresini, Lefke Limanı'nı, gemi konağını bilmem. Bunları böyle planlıyorum demesi gerekiyor. Ona buna burasını veriyorum değil. Ben genel büyük bir plan yapıyorum. Ülke bu planın planı. Parçacıklarını da hepsini yapamam ama oraya doğru gitmek üzere yola çıktım demesi lazım. Değil mi Mert Erbey? Yani 5 yıllık ekonomi planları yapıldığı gibi. Eskiden o vardı, o da kaldı. 5 yıllık ülke ekonomi planları da yapılmıyor artık. O da kaldı. O da yapılmıyor. Yapılması lazım biz, o da yapılmıyor. Biz hep gitmeye çalışırdık Yeşil Barış Hareketi olarak. Elimizden gelen katkıyı koymaya çalışırdık. Onlar da kalktı zaten. Ya plansız yaşıyoruz. Plana ne gerek var? Yani çözüm. Dediğiniz gibi hep hani konuşuyoruz, yazıyoruz, şey yapıyoruz. Günün sonunda düşünüyorum ben de. Yani hep kötü konuşuyoruz. Yani hiç olumlu bir şey. Gerçekten düşünüyorum, yoruyorum kafamı, olumlu bir şey ne olabilir diye. Yani bulamıyorum ben. Olan şey şu. Ama yani olamıyoruz. Olan yani. Şey şu Mert Erbey. Bizim evimize sahip çıkmamız lazım. Nasıl çıkacağız evimize? Ben şimdi sana ziyarete geldiğimde, oturduğumuzda salonda, sen bana işte bir şeyler ikram ettin. Bir de kabuklu fıstık verdin. Ben onları sağa sola savursam ne hissedersin? Yani böyle bir şey olabilir mi? Ben senin evine gelsem ve oraya kendi yatağımı sersem sana sormadan, bahçende bir şey yapsam, ağacı kırsam, kessem, bu seni rahatsız etmez mi? Şimdi yerde, demek ki biz evimiz olarak görmüyoruz ülkemizi. Yok, yerde eğer kabuklu fıstıklar atılıysa sizin de atmanız rahatsız etmez. Atmışsak. Ülkemiz bu durumdadır şu anda. Işte sahip çıkmadan. Biz sahip çıkmıyoruz çünkü. Biz her yeri çöp olarak görüyoruz. Dışarıdan gelenlerle hep biz çok doğruyuz, düzgünüz. Hayır, onu kastetmedim. Dışarıdan gelenler bizim. Onu kastetmedim. Öyle bir şeye ben katılmam. Onu kastetmedim. Yani bazı insanlar var. Çevre evrensel bir değerdir. Yani adam Amerika'dan gelir. Yani. Benden daha çok duyar. Bir sürü İngilizce biliyoruz. Bir sürü dışarıdan gelen insan biliyoruz. Oradan buradan hiç fark etmez hangi milletten olduğu. Türk olabilir, Ermeni olabilir, İsrailli olabilir. Duyarlılığı olanlar vardır tabii ki. Ama yani o kendinin dünyada her yerde aynı hissiyatı içinde olduğunu yıllar önce yaşadığım bir pratiği anlatayım. Ve burada da aynı şeyi hissediyorum. Biz kendi evimizde bile kendi evimizi hissetmiyoruz, söylüyorum onu. Evet. 2,5 mil denen yerde, kızım da küçük, denize gittik. Arabaya doğru giderken bir İngiliz kadın ağlayarak yanıma geldi. Nedenim de şu, denizin olduğu gibi sahil hep pislik içerisinde. Naylonlar, çöp poşetleri, leğenler, lengerler, denizden atılan, gemilerden atılanlar geldi. O sahil şeridi böyle ve kadın ağlayarak kendime bana diyor ki, ben 1960'lardan beri bu adaya her yıl gelirim. Çok güzel bir ülkeniz vardı. Bahsettiğim olay 20 yıl önceki bir olaydır. Tamam. Şimdi gelse ne olur sahip çıkınız, bu pislikler olmasın. Yabancı bize uyarıda bulundu. Ama biz kendi ülkemize işte bir planlama yapamadığımız için evet, daha fazla çöplük durumuna, daha fazla pislik durumuna ve temizlemediğimiz için de dışarıdan gelen de o pisliğin yapmasına biz fırsat veriyoruz. Çünkü hayatımızı plansızlıklar üzerine organize ettik. Plansızlığın ötesinde biz her şeyi sadece paraya tahvil etme derdindeyiz. Başka bir derdimiz yok. Bir şey planımız yok. Parayı kazanmaya çalışıyoruz. Paraya tahvil edeceğiz ve bu bizim için yeter diye düşünüyoruz. Ama neyi unutuyoruz? Ama bu coğrafyada bizim torunlarımız da yaşayacak. Yani ve torunlarımız dönüp bizlere lanet okuyacak. Evet. Ya biz sıyırabilir miyiz? Hayır, kimse sıyıramaz. O laneti herkes duyacak. Çünkü sebep oldunuz. Siyasi de sebep oldu. Bürokrat da sebep oldu. Mimarı, mühendisi de, sanatçısı da, oyuncusu da, halkı da, herkes sebep oldu. Çünkü toplumsal bir konsensüs sağlayamadık biz bu toplumda. Evet, evet. Planlama yapmak için. Ne dersiniz Mert Erbey? Son bir cümlenizi alacağız.
Özet. O kadar zor soru sordun. Yani ben özet olarak söyleyeyim. Yani hep kötümser konuştuk maalesef. Yok bir kere öğrettik. Daha iki dakikamız var. Bu işin çözümü nedir derseniz ben de bilmiyorum tam olarak. Ancak şu anda yapmamız gereken sahip çıkmak dediğiniz gibi kapımızın önüne tüm hep beraber kapımızın önüne sahip çıkıp kapımızın önünü temizlersek hep beraber günün sonunda bu bir şekilde ülkeye de yansıyacaktır. Dediğiniz gibi günü birlik yaşamak değil geleceği de düşünmemiz lazım. O otellere, inşaatlara, o kaçaklara, o peşkeşleri verirken içlerinin sızlaması diyeceğim ama sızladığını da düşünmüyorum maalesef. O bakımdan bizim sızlatmamız lazım. Önümüzde yani başımızda artık yargıya da çok fazla güven olmasa da bizim ülkemizde şimdilik yargıda da bir şekilde karşılığını alıyoruz. Belki günü gelecek onu da alamayacağız. Yani bak olumlu bir şey söyleyelim. Yani Türkiye'de bu işi de kaybetmişken, gitmişken biz de şimdilik devam ediyor bu bir şekilde. Belki bir gün onu da kaybedecek. Umarım kaybetmeyiz. Sahip çıkalım. Hükümeti onlarca dava ettik. Etmeye devam edelim. Mücadele edelim. Ve bunu hep beraber başaralım. Yani bilmem. Evet. Mertel Bey. Çok güzel şeylere değindik. Yaşanacak bir ülke yapmak için bir planlamaya, şehir plancılarına ihtiyaç vardır. Size oda olarak geldiniz, katkınızı buraya kadar bu programda da koydunuz. Teşekkür ederiz. Susmak yok, boş durmak var. Kesinlikle. Teşekkür ederim. Evet, Mertel Bey bir planlamadan söz etti. Her şeyin başı, sonu, neticesi plandır. Bunun da aslında tartışa satır aralığında çıktığı ve net olarak bir daha ben öne çıkarmak istiyorum. Ben bilmiyorum ne yaparız, nasıl yaparız diyor Mertel Bey ama herkesin kendi evini sahiplenmesinden başka bir şansı yoktur demişti. Bunu yaptırmanın yolunu bulacağız belki ve herkesin bu noktada düşünmesi gerekiyor. Evet izleyenler gerçekten öyle. Önce evimize sahip çıkmalıyız. Gelen giden herkesle birlikte dünyada olduğumuzun farkında olmalıyız. Dünyanın başka yerlerine gittiğimizde daha çok kendimiz neredeyse ev sahibi hissediyoruz. Oralarda çok daha titiz, dikkatli davranıyorken evimizde çok çirkin davranışlara şahit oluyoruz. Ne yazık ki evimize sahip çıkmıyoruz. Ve de ülkemizin sadece odalarımızın, evlerimizin sınırından bahsetmiyoruz. Planlamasından bahsediyoruz. Ve ona da sahip çıkmalıyız. Çünkü şu anda her tarafı sargı içerisinde emirnamelerle bir insan tahayyül edin. Öyle bir manzara halindeyiz. Bu sargılardan kurtulup doğru bir tedaviyle, doğru bir planlamayla, doğru bir yere vefaya ulaşmak üzere diyoruz. Biz izlediniz. Yeşil Barış Hareketi'nin hazırladığı programı haftaya da sizlere sunacağız. Başka bir konuyla görüşmek üzere. İyi günler dileriz. Mert Erbey'e de teşekkür ederiz. Teşekkürler.